sizlerle boğumlu saç örgüsü yapacağız. Bunun için her bir saç örgüsüne 6'şer ilmek ayırdım. Aralarda birer tane ters ilmeğimiz var. Bunu dilerseniz aradaki ilmekleri 2'ye çıkarabilirsiniz. 6'ları 8'e çıkarabilirsiniz. O sizin zevkinize bağlı. 8 sıra 1 ters 6 düz ördük. Şu şekilde bir zeminimiz oluştu. Şimdi burada gördüğünüz boğumları yapacağız. Niye boğumlu ya da kolay saç örgüsü bu? Diğer çaprazlamayı çok rahat yapamayan arkadaşlarımız için bu sanki biraz daha kolay olacak. Şimdi o boğumlarının nasıl yapıldığını göstereyim. İlk başta 2 tane ters ilmek yaptım ben. Dikişe gideceği için kullanacağımız yerde 2, 4, 6 ilmeğin sonundan şişimizi geçiriyoruz. 1 ilmek içinden çıkarıp biraz uzatıp arkada tutuyoruz. Aynı yerden şişimizi bir kere daha geçirip o ilmeğimizi tekrar alıp sol şişimize takıyoruz. Daha sonra bu boğum yaptığımız ilmeği ve bir sonraki ilmeği beraber örüyoruz ki ilmek sayımız artmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi bir boğum oluştu burada. 1 ters örüyoruz. İpimizi arkaya alıp tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilmeğin sonundan araya şişimizi sokuyoruz ve örüyoruz. İlmeğimizi uzatıyoruz. Arkada tutup aynı yerden bir kere daha girip aynı ilmeği alıyoruz ve sol şişimize takıp ilk 2 ilmeği beraber örüyoruz. Sonuna kadar hep böyle gidiyor ama örneği tam görmeniz için tekrar tekrar 6'nın sonundan batıyoruz. Örüp ilmeğimizi biraz uzatıyoruz. Tutuyoruz. Tekrar aynı ilmeği örüp sol şişimize takıp ikisini birlikte örüyoruz. Bu aslında çok eski bir örnektir. Hep boğumları aynı sırada yapmayıp çaprazlamasına da yapabilirsiniz. O zaman da çok farklı bir örnek gibi duruyor. Şimdi onu da göstereceğim, anlatacağım size. 6. ilmeğin sonundan tersimiz. Dediğim gibi bu aradaki tersleri siz 2'de yapabilirsiniz. 6. ilmeğin sonundan ilmeği tutuyoruz. Tekrar aynı yerden alıp sol şişimize takıp 2 ilmeği birlikte örüp 100. Ve en sonunda 2 tersimizi yapıp sıramızı bitiriyoruz. Şimdi size şöyle göstereyim. Boğumlar bittikten sonra şu şekilde oluyor. Ama siz dilerseniz mesela bu sırada buna hani boğumunuzu yapıp bir dahaki sırada onun aradakilerine yaparak çaprazlamasına
da boğumları yapabilirsiniz. O zaman da farklı bir örnek oluşturabilirsiniz.